Herkese günaydın. Biz şimdi Ikea'ya gidiyoruz. Serhat da bugün evde. Bundan sonra artık her pazartesi, salı Serhat da evde olacak. Yeni bir işe başladığı için. Hangi günler çalışıyorsun? Çarşambadan pazar. O yüzden pazartesi, salı artık evde. Biz de Ikea'ya gideceğiz. Kaç bir şey almamız gerekiyor ev için. Ben hafiften böyle hasta gibiyim, grip gibiyim. Ama kendimizi hasta moduna koymuyoruz. Derin biraz daha İyi gibi diyeceğim ama değil aslında. Bugün randevu aldım. Şeyden, mahalle doktorundan randevu aldım 4:40'da. Ben işteyken annem götürecek. Kendi kendine konuşuyor şimdi. Baba. Baba kurban. Aşkım bir kere de anne desen. Babuş. Anne. 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 Baba. Oğlum böyle videolar hep izliyordum, şaka zannediyordum. Gerçekten doğruymuş. Bak anne dedikçe onlar da baba diyor. Arkadaşlar çektiğimiz eziyete bakar mısınız? İşte geçenki vlogda bunu kastediyordum. Bunu çevirmemiz gerekiyor. Sonra koltuğu ileri, ondan sonra derin çıkar. Sonra tekrar aynı şeyi yani. Bayağı bir zor oluyor. Çünkü ikisinin de şu şeyi kırıldı, bu çekme. Ya bak elimde kaldı. Yani anlayacağın araba dökülüyor. Serhat araba almak istiyor ama tabii ben izin vermiyorum. Çünkü şu an sırası hiç değil. Neyse çıkayım da yardım edin bari. Derin'e yelek giydirelim mi? Şimdi Derin'le ben yatağımızı paylaştığımız için Serhat boşta kalıyordu. Aşağıda yatıyordu. O yüzden şimdi odaları tekrar değiştireceğiz. Derin'in odasındaki yatağı, yani Derin'in yatağını komple çıkartacağız artık. Serhat'a da bir tane döşek alacağız ve Serhat artık Derin'in odasına geçecek. Ve Derin de tamamen benim odamda kalmaya başlayacak. Tamamen değil yani. Geçici bir... Ne zamana kadar ayrı bir yatağı? Ne bileyim be, çocuk büyüyene kadar, 5 yaşına gelene kadar çocuk. Abla. Burada kreş de varmış ha. Annen söylüyordu ya sizin, size kreş bırakıyormuş shopping yaparken. Doğru neyse. Bir tane böyle kreş gibi bir şey var. Siz alışveriş yaparken çocukları da getirip buraya bırakıyorsunuz. Çok güzel ama ben tabii ki Derin'i bırakamam diye. Şu an o düşünceni sil yani. Ne düşündüğünü şu an biliyorum senin. Bırakmayın. Bir alışveriş yapacağınız için bırakmam ama normalde olsa bırakırım. Evet yani çok güzel. Hele de tek geleceksen garanti. Derin'de tabii ki takıntısı var kemerlere, kendi takmaya çalışıyor. O yüzden her zaman bırakıyoruz ki kendisi taksın. Onun koltuğunu biraz tek yapalım mı senin? Evet öyle, işte dediğim gibi birlikte yatıyoruz Derin'le. Derin'in yatağı ele geçirmesiyle ilgili bir şey demiyor musun? Beyza, dağdan gelip bağdakinin oldu çocuk. Baba? Derin'i emzirdiğim için hiçbir zaman kendi yatağında yatmayı sevmedi. O yüzden böyle oldu. Böyle de gitti. Türkiye'yi geldikten sonra yani. Bugün soğuyla. Canım istersen şimdi de yapabilirsin yani. Ne? Derin'e yer yatağı alsak, Derin'i yere yatırsak, şeye yer yatağı yapsak. Hayır, Derin'le aynı odada yatamam. Derin'in odasına yer yatağı yapacağız. Derin'le annem orada uyuyacak. Sonra sen de yatağa geleceksin. Derin'le annem mi orada? Yani yine birisiyle mi yatıyor? Hayır, Derin alışana kadar annem birlikte uyuyacak Derin'le. Ya da ben uyurum. Fark etmez yani, anladın mı? O zaman double bir yatak alalım. Aynen. Döşeğini alalım ama işte sonradan da randevu olarak o oraya sığmaz. Bunu demeye çalışıyoruz. Problem orada. Zaten Derin büyük bir süre o büyük yatakta yatamaz ki. Aha kış. Geldik şimdi. Döşek alacağız. Serhat bakıyor. Efendim ben formda yatamam ya. Ama diğerinden de alamazsın. Serhat diyor şunlardan almak istiyorum. Bak onlar var ya, iki gün sonra seni batacak sana. Ne iki günü? Bak 25 yıl garantisi var anasını. Oğlum neresi? O batar sana söyleyeyim yani. Git bana telli bir şey alacak. Şöyle baksana. Ama çok pahalılar. Döşekler çok pahalı. Şu nasıl? 125 bu. Görmek için. Can bizim evde kullandığımız da aynı bundan işte. Biliyorum. That's foam. Tamam. You don't have foam.
Ama şey yani baksana babe, ne, yatak ne kadar sert olursa o kadar iyi, sağlıklı yani. Ayrı vız vız vız. Ayrı vız vız vız. Ayrı vız 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 diye dolaşır. Hey arkadaşlar, vallahi hiç kusura bakmayın. Yani burnum hafif tıkalı gibi ve sesim biraz garip çıkabilir. O yüzden kusura bakmayın. Yani dün üşüttüm sanırım ya da derinden kaptım bilmiyorum. Ama hasta olacak gibiyim. Derin uyudu. O yüzden biz şimdi ikinci yere geldik. Benim böyle bir yer. Ev eşyası, oyuncak falan o tarz şeyler satılıyor. Serhat kendine şey alacak buradan. Bir tane beanbag. Bilmiyorum. Şuraya resmini koyarım. Karşıda oyun oynarken oturmak istiyorların üstünde. Ondan sonra da televizyonun arkasına giden o tahtaya yapıştırılan parçalardan almak istiyor ki televizyonu duvara yapıştırsın. Onları alacak. Ondan sonra büyük bir ihtimalle eve gideriz. Benim aşkım da uyuyor. Uy, çok tatlı. Eve gideriz. Derine yiyecek bir şeyler falan hazırlarım. Evdeyiz biz şimdi. Derin yine bir şey yemedi. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum ya. Sürekli öyle diyorum ama gerçekten de yani... Hala düşürdü oğlum benim. Benim de hiç halim yok. Aslında bir ilaç içsem iyi olacak ama bakalım. İlk işimi iptal ettim. Derin hastaneye ben götüreceğim. Annem dedi belki anlamam falan dedi. Sen götür daha iyi olur. Serhat da zaten pazartesi salı günleri 6'dan 9'a kadar berberlik kursuna gidiyor. O da 4.30 gibi evden çıkıyor, da götüremiyor. Aşkım puzzle yapalım mı bir tanem? Puzzle yapalım mı? Bakın yüzüne kıpkırmızı. Yani belli ki diş çıkartıyor ama ya Derin çok zor çıkartıyor dişini. Yani 14,5 aylık neredeyse ve sadece 4 dişi var. 2 altta 2 üstte. Yanlarında hiçbir diş çıkarma belirtisi yok yani diş damağında. Bilmiyorum, çok geç çıkartıyor, bilmiyorum yani. Siz bir şeyler yaptınız mı? Vallahi her şeyi açarım yani, yazabilirsiniz. Çünkü ben şu an hiçbir şey vermiyorum diş için Derine. Bir tane yağ vardı çok bebekken aldığım. O yağ kullanıyordum. Böyle natürel, içinde bitkilerin yağı olduğu bir şey vardı. Onu sürüyordum. Ama hiç denemedim. Ateşle çıkardığı için aslında her şeyi dişe bağlıyoruz ama belki diş bile değildir. Bakalım. Şu an Serhat Derin'in yatağını çözdü. Aşağıdan yukarı indiriyor. Derin aşkım, düşürüyorsun bir tanem. Ya inanıyor musun, bu yatağı ben o kadar çok beğenerek, o kadar çok isteyerek aldırttım ki anneme. Çünkü çok seviyorum, bu şabi şik diyorlar. Eski tür, eski yataklara benzeyen şekiller var ya. O şekilde aldırttım anneme. Ondan sonra da Derin asla içinde yatmadı. Ve şimdi yani bu üçüncü kez yatağı çözüyoruz. İlk bizim odadaydı. Sonra kendi odasına taşıdık. Şimdi de tamamen odadan çıkartıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Yatmıyorsa yatmıyor artık. Ne yapalım? Herkese merhaba. Merhaba. Benim küçük aşkım. Ne yapıyor acaba? Ne yapıyor acaba? Aldığımız döşek burada arkadaşlar. Unuttum size biraz önce göstermeyi. Burası da Derin yatağı. Ya var ya, senede 1000 defa oda değiştirdik. Ha, çok iyi yapmışsın. Bak da alayım. Döşek buradaymış. Hadi gel gidelim. Gel. Dikdörtgen. Bravo sana. Aşkım bunların arasını çok dar yapmışlar. Biraz zorlaman lazım. Hayır, bu doğru yere gidiyor bir tanem aslında ama bak böyle, bu şekilde. Al. Aferin sana. Peki kalp? Kalp? Gri kalp. Soğumuş. Soğuk bir kalp. Aferin. Üçgen. Üçgen. O da mor bir üçgen. Bravo. Ne yaptın ağzına sen? Bakayım. Aferin, bir şey yokmuş. Birlikte odayı toplayalım, tamam mı arkadaşlar? Tamam. Hadi başlayalım.
arkadaşlar. Şimdi hastaneye geldik, mahalle doktoruna. Bir 10 dakikamız var. Erken içeri gireceğiz. Umarım alırlar. Bakalım derine ne diyecekler. Ben de yürüdüm. Söylemişim size bundan sonra her yere yürüyeceğimi. O yüzden yürüdüm tekrar. Derin de burada. Ay var ya, orayı toplarken inanılmaz yoruldum ve terledim. Normalde öyle çabuk terleyen biri değilim. Yani hasta olacağım buradan belli. Çünkü orayı 2 dakika topladım hemen. Yani kan ter içinde kaldım. Bu da iyi bir şey değil yani. Dönüşte ben de ilaç alacağım kendime. Ben de kendimi terletmem, dinlenmem lazım. Aşkım girelim mi içeri bir tanesi sevgilisi? Bir tanesi sevgilisi. Girelim mi? Doktor seni bugün iyi yapacak, tamam mı aşkım? Derin'in mahalle doktoru çok tatlı bir kadın. Derin'den bir gün küçük bir tane kızı var. Aynı zamanda doğdular. O yüzden daha çok yardımcı oluyor Derin'e. Girelim mi? Arkadaşlar geri dönüyoruz şimdi. Derin'in hiçbir şey yokmuş. Sadece bir virüs, grip algınlığıymış. Ve ben de büyük bir ihtimalle Derin'den şu an kaptım. Sadece ağrı kesici verirsen yeterli olur dedi. Bir haftada atlatırmış. Bakalım. O yüzden arabanın içine yatıracağım öyle. Zaten uyumuyor çocuk. Orada rahatken öyle uyusun. Ben de şimdi hemen hazırlanıp işe gideceğim. 2,5 saat sonra görüşürüz. Kim geldi? Aşkım. Ne? Yeni mi? Gerçek. Yemek yarayacağım. Yani 4,5. Daha yeni mi? Sene sonra hemen kalktı, bu sefer ağladı, kucağımda uyudu. Uyudu. Ay iyi bari. Yeni uyanmış o da. Sen acıkmadın. Değil mi? Sen dedeyi istiyorsun. Bu aralar Derin'in favori müziği Arı Hız Hız Hız. Ben dışarı çıktım, gidip kendime biraz ilaç alacağım. Lemsip alacağım. Yani limonlu, ağrı kesicili bir içecek bir şey işte. Burada satılıyor öyle. Onu arıyorum şu an ama bulamıyorum. Sanırım bu. Bunu alacağım. Bir de eczane var burada. Eczaneye gidip bir sorayım. Onlarda varsa daha iyi bir şey bakayım. Kivi aldım, limon aldım ve mandalina aldım. Bol C vitaminli meyveler. Yiyelim bakalım. Bir güne kendimizi düzelteceğiz. İnsanoğlu öyleyiz işte. Ne zamanki hasta olduk, o zaman başlarız kendimize bakmaya. Halbuki her gün kendimize baksak, her zaman mandalina, limon tüketsek belki bu duruma gelmeyiz. Vücudumuz daha dayanıklı olabilir. Her neyse. Arkadaşlar ben limonlu suyumu içeceğim. Ondan sonra aldığım bu haptan da 2 tane içeceğim. Umarım yarına daha iyi olurum. Bu arada Derin'e diş fırçası aldım ama yanlış olduğunu şu an fark ettim. 3+ yazıyor. Bunu geri götürüp değiştirmem lazım. Aşkım beraber iyi geceler diyelim mi? Bak. Bak. Mandalina almıştım. Ver dedim anneme. Gel beraber kapatalım aşkım. Tükür mü? Biraz ekşi, o yüzden istemiyor. Okey, bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu vlogu. Ben ne yerde oturduğumu bilmiyorum. Zaten hastayım. Yarına daha iyi olmayı çok istiyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de alt kısımda abone olarak bizi her gün takip edebilirsiniz. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.